Evet, dönme hareketinin kinematiği üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu videoda sabit açısal ivmeli dönme hareketi üzerine konuşuyor olacağız. Yani sabit açısal ivme derken neyi kastediyoruz? Alfa z değerine açısal ivme demiştik, ne olduğunu anlatmıştık. Ve bunun sabit olduğu hareketi inceliyor olacağız. Bu sabitse ne gibi eşitlikler kullanabiliriz? Bunu çıkarmaya çalışacağız. Başlamadan önce şunu söyleyelim. Çıkaracağımız eşitlikler, birazdan göreceğiz ki, Sabit ivmeli doğrusal hareket için çıkardığımız eşitliklerle çok fazla benzerlik gösteriyor olacak. Sabit ivmeli doğrusal hareketi biliyoruz. Bunlar için kullandığımız eşitlikleri de biliyor olmamız gerekiyor. Bunlarla nasıl benzediğini zaten birazdan göreceğiz. Şimdi açısal ivme sabitse eğer, bir kere ilk tespitimiz, düşüncemiz şu olacak. Ortalama açısal ivme ile anlık açısal ivme aslında aynı değeri verecektir. Çünkü değer sabit zaten. Dolayısıyla bakın, ortalama açısal ivmeyi nasıl hesaplayabiliyorduk? Son açısal hız eksi ilk açısal hız bölü zaman aralığı olarak hesaplayabiliyorduk. Bu durumda bakın, şuradaki WZ'ye son açısal hız dersek eğer, son açısal hız, buna ilk açısal hız dersek, onu da W0Z olarak ifade edersek, buna ilk açısal hız diyelim. Ve T1'i 0, T2'yi de T olarak alırsak, normalde burada T2-T1 oluyordu. Ancak böyle aldığımız zaman T-0 olacaktır. Dolayısıyla bakın, eşitliği bölü T-0 şeklinde yazabilirim değil mi? Son açısal hız, eksi ilk açısal hız bölü zaman aralığı. Ortalama açısal ivmeyi bu şekilde hesapladım ve onu yazdım. Tabi ortalama için yazmış olduğum açısal ivme, bu eşitliği, yani ortalama açısal ivme eşitliği, aynı zamanda anlık açısal ivmeyi de bana veriyor olacaktır eğer ki açısal ivme sabitse. Dolayısıyla anlık açısal ivmeyi bu şekilde hesaplayabilirim eğer ki açısal ivme sabitse. Açısal ivme diyelim, anlık açısal ivme. Ve bu eşitlikten içler dışlar çarpımı yapıp bir WZ'yi çekersek, yani bir düzenleme yaparsak, WZ eşittir W0Z artı alfa Z çarpı T yazabilirim değil mi? Bu benim kullanacağım ilk eşitlik olacak sabit açısal ivmeli dönme hareketi için. Buradaki tabii her şeyin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Bu da açısal ivme ile, açısal hızla açısal ivme ve zaman arasında bana bir ilişki vermiş oluyor. Sabit ivmeli, açısal ivmeli dönme hareketi için yararlı bir eşitlik. Ve bunun karşılığı da aslında ne bakın? Sabit ivmeli doğrusal hareketten şöyle bir eşitlik hatırlıyoruz değil mi? Bakın Vx eşittir V0x artı Ax çarpı T idi. Buradaki doğrusal hareket için kullanmış olduğum eşitlikte sadece V yerine W yazarak, yani normal doğrusal hızı açısal hızla değiştirerek aslında bu yukarıdaki eşitliği elde etmiş oluyorum. Aynı görünüme sahip gördüğümüz gibi. Benzerlik derken bunu kastediyorum. Görünüm genelde aynı oluyor olacak. İlk eşitliğim bu şekilde. Şimdi ortalama açısal hızın ne olduğunu görmüştük. Ortalama açısal hız neydi? Son konum eksi ilk konum bölü zaman aralığı. Son konuma teta diyelim. İlk konuma da teta 0 diyelim. Zaman aralığım ne olacaktır bu şekilde tanımladığım zaman? T-0 olacaktır. Dolayısıyla ortalama açısal hızı da bu şekilde hesaplayabilirim. Ortalama açısal hız diyelim. Buradaki ifadeden, buradaki eşitlikten ne yapacağız? Teta eksi teta 0'ı çekeceğiz. Ortalama açısal hız çarpı teta eksi teta 0 ne eşit olacaktır? Ortalama açısal hız çarpı t'ye eşit olacaktır. Tabii ortalama açısal hızı eğer ki açısal ivme sabitse aynı zamanda şu şekilde de hesaplayabiliriz bakın. İlk açısal hız artı son açısal hız bölü 2, basitçe bu şekilde de hesaplayabiliriz. Neden? Çünkü ivme sabitse bunun grafiği işte doğru grafiği gibi bir şey olacaktır değil mi? Yani dolayısıyla da nedir? Ortalamasını ilk değer artı son değer bölü 2 yaparak bulabilirim. Sabit ivmeli olması durumunda hareketim. O halde bakın yine bu eşitliği düzenleyip ortalama açısal hız yerine şuradaki ifadeyi yazacak olursak ikinci eşitliğimize ulaşırız. Buradaki teta ile kastımız şey nedir? Kastettiğimiz şey nedir? Son açısal konum. Teta 0 ile kastettiğimiz şey nedir? İlk açısal konum. Yani t eşittir 0 andaki açısal konum. Bu da t andaki açısal konum. Buradaki W0Z ilk açısal hızım, WZ de son açısal hızım. Bunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla basit bir düzenleme ile bu ikinci eşitliği elde edebiliyoruz. Burada içler dışlar çarpımı yapıp ortalama yerine bunu yazıyoruz. Ve bu eşitliği elde ediyoruz basitçe. Ve bu da kullanacağımız bir eşitlik olacak. Bakın bunun da karşılığı ne sabit ivmeli doğrusal harekette?
şuradaki yeşille yazmış olduğum eşitlik. Burada yine basitçe V yerine W yazdığımız zaman açısal olarak eşitliği elde etmiş oluruz. Tabii ki X yerine de açısal konumları yazdığımız zaman. Benzerliği zaten yine görüyoruz. Yine bir başka kullanacağımız eşitliği elde ederken ne yapıyoruz? WZ yerine, WZ'yi şurada bulduk. Birinci eşitliği yazıp buradaki, burada birinci eşitliği, yani şurada WZ yerine bunu şuradaki ifadeyi yazıp yine eşitliği düzenlersek bu sefer böyle bir eşitlik elde ediyoruz. Bu da kullanacağımız aslında üçüncü eşitlik olacak. Bu da yine teta son açısal konumu, teta 0 ilk açısal konumu, W0Z ilk açısal hızı ve de alfa Z'de açısal ivmeyi ifade ediyor. Ve bu eşitliği de yine kullanabiliriz. Bu eşitliğin de yine doğrusal, sabit ivmeli doğrusal hareketteki karşılığı şu şekilde. Böyle bir eşitlik bulmuştuk hatırlıyorsanız sabit ivmeli doğrusal harekette. Son konum, ilk konum ve doğrusal hız. Yani ilk hız da ivmeyi de hatırlarsanız bakın nasıl birbirine benziyor yine. Sadece x'ler yerine tetaları yazıyorum ve v yerine de w'yu yazıyorum. Ve buradaki eşitliği elde etmiş oluyorum. Dönme hareketi için, sabit ivmeli dönme hareketi için. Yine benzer bir şekilde birinci eşitlikten, buradaki eşitlikten t'yi çekip bu üçüncü de yani şuradaki t yerine yazarsanız, buradaki t yerine yazarsanız eşitliği düzenlerseniz, yani t'leri kaybedelim istiyoruz bir nevi. Düzenlerseniz wz'nin karesi eşittir w0z'nin karesi artı 2 alfa z çarpı teta x teta 0 bulursunuz. Bu eşitlikte yine doğrusal sabit ivmeli doğrusal hareketteki bu bildiğimiz eşitlik, çok iyi bildiğimiz eşitlikle görünüm olarak aynı gördüğümüz gibi yine v yerine sadece w yazıyoruz. Yani doğrusal hız yerine açısal hızı koyuyoruz ve normal konum yerine açısal konumu koyuyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Dolayısıyla bu 4 tane eşitliği kullanıyor olacağız. Sabit açısal ivmeli dönme hareketi ile ilgili problemleri düşünürken diyebiliriz. Bir tane örnek yapalım. Bunu nasıl uyguluyoruz? Bir görmeye çalışalım. Örneğimiz şu şekilde. Diyelim ki bir film izlediniz ve CD durmak için yavaşlamaya başladı. T eşittir 0 anda CD'nin açısal hızı 27,5 radyan bölü saniye. Açısal ivmesi ise sabit ve eksi 10 radyan bölü saniye kare. PQ çizgisi CD'nin üzerinde bir çizgi ve T eşittir 0 anda X ekseni üzerinde bulunuyor. Böyle bir şekilde T eşittir 0 anı şöyle düşünelim. X ekseni üzerinde bulunuyormuş. Ve T eşittir 0,3 saniye anındaki açısal hız ne olur deniyor bana. Ve bu anda PQ çizgisi ve artı X ekseni ya da PQ çizgisi artı X ekseniyle hangi açıyı yapıyor olur deniyor. Evet, yani olayı bu şekilde canlandıracağız önce tabii. Ve klasik yine eşitliklerimizi kullanıyor olacağız. Eşitliğimiz ne olur? Bize açısal hızı soruyor bilmem ne anındaki. O halde açısal hızla ilgili olan şu eşitliği kullanabilirim. Son açısal hız eşittir ilk açısal hız artı açısal ivme çarpı zaman. Her şeyi yerine yazalım. Dönme yönü bu şekilde pozitif olarak alalım. Ve ne diyelim? İlk açısal hızım 27,5'miş. 27,5 artı ivmem ne? Eksi 10. Eksi 10 çarpı ne olacaktır? 0,3 anında soruyorsa 0,3 olacaktır diyebiliriz basitçe. Bunu da hesaplayacak olursak 24,5 radyan bölü saniye buluruz. Demek ki T eşittir 0,3 anındaki açısal hızı buymuş. Basitçe bulabiliriz. Peki bu anda diyor ki PQ çizgisi X ekseni ile hangi açıyı yapmaktadır deniyor. Dolayısıyla açısal konumu bulmam gerekli değil mi? Açısal konumu bulayım ki hangi açıyı yaptığını bulayım bu çizginin. Açısal konumu nasıl buluyorduk? Konumla ilgili eşitliğimi kullanıyor olacağım. Konumla ilgili eşitliğim neydi? Teta eşittir. Teta 0 artı ilk açısal hız çarpı t artı 1/2 alfa z t'nin karesi idi. Burada her şeyi basitçe yerine yazıyor olacağım. Tabii ki t eşittir 0 anında teta 0'ın 0 olduğunu düşünüyorum. Bu böyle bir konumda bulunduğunu düşünürsek x ekseni yaptığı açı 0'dır. Artı ilk açısal hızım ne? 27,5
çarpı t ne? 0,3 artı 1 bölü 2 çarpı alfa z. Alfa z ne? Eksi 10 değil mi? Eksi 10 çarpı 0,3'ün nesi olacaktır? Karesi olacaktır. Bunu da yapacak olursanız 7,80 bulursunuz. 7,80 ne? Tabii açı bulacağım. Açıyı da radyan cinsinden buluyordum değil mi? Radyandır. Değil mi? Teta'yı bu şekilde bulursunuz. Peki bu 7,80 radyan ne demektir düşünürsek? Aslında 2 pi radyan bir tura denk gelir değil mi? Bir tur attığında 2 pi radyanlık açı taranmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla 7,80 radyanın kaç ne kadarlık bir tura denk geleceğini bulmak için 7,80'i 2 pi'ye bölersiniz. Bu da 1,24 tur çıkar. Yani bir tur atacak, üzerine de 0,24 tur daha atacak. Bir tur attığında aynı konumuna geri gelir zaten. Üzerine bir de 0,24 tur atacak. 0,24 tur kaç dereceye denk gelir? Ona bakalım. Bir tur zaten biliyoruz ki 2 pi'ye denk geliyorsa 0,24 tur 2 pi ile bunun çarpımına denk gelecektir değil mi? Dolayısıyla 2 pi ya da derece olarak yazalım. Bunu derece olarak yazmak da mantıklı olur. 360 derece bir tura denk geliyorsa 0,24 tur 0,24 çarpı 360 dereceye denk gelecektir. Bunu da hesaplarsanız 87 derece bulursunuz. Dolayısıyla T eşittir 0,3 anında PQ bununla işte 87 derecelik, yani yaklaşık şöyle bir yerde bulunuyor değil mi? Şurası da 87 derece oluyormuş. 87 derecelik bir açı yapıyormuş. Bunu da bu şekilde bulmuş oluruz diyoruz. Evet, bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda doğrusal ve açısal kinematiğin ilişkisi üzerine konuşuyor olacağız.